arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle mor renklerimizin ağırlıklı olduğu güzel bir bluz çalışması yapacağız bluzumuz 1-2 yaş grubundaki çocuklarımıza uygun daha küçük yaşlar için de çalışabilirsiniz daha büyük yaşlar için de çalışabilirsiniz motifimizi biraz küçülttüğünüz zaman yani şu mor, şuradaki mor sırayı yapmadığınız zaman benim ölçülerime göre hep bir yaş için olacaktır. Bir yaş ve daha altı için. Bu iki yaşa çok rahatlıkla olabilecek ölçülerde. Buradaki beden ölçüsü motiflerimizin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak devam etmekte. Ya yani ona göre belirlenmekte. Motif ne kadar büyük olursa gövde genişliğiyle haliyle o kadar geniş olmakta. Evet motiflerimi öncelikle örerek hazırladım. Daha sonra beyazla çerçevemi yaptıktan sonra birleştirdim. Birleşme işlemini yaptıktan sonra kollarımızı ve gövde kısmını ördük. Dilerseniz gövde kısmı daha uzun olarak örebilirsiniz ya da dilerseniz gövde sırasını şöyle iki sırada bırakıp alt kısmını etek olarak da Yapabilirsiniz. Yani elbise olur alt kısmı etek olduğu zaman çok da güzel olacaktır. Bunu robo olarak düşünebilirsiniz. Üstü birazcık daha şu beyaz kısmı kısa kesersek altına da etek olarak çalıştığımızda çok çok harika bir e, elbise olacaktı. Evet önü ve arkası aynı şekilde örüldü. Şöyle arkayı da çeviriyorum. Bakınız yine arkada da motiflerimizi görmekteyiz. Her iki tarafta da beşer motifimiz var. Beş bir tarafta, beş diğer tarafta şöyle görelim. Beyaz olarak tam beyaz kullanmadım. Kırık beyaz kullandım. Bebek örgü iplerinden kullandım. Hatta motiflerimi kalan iplerimden her biri farklı bir marka olan bu tür iplerden çalıştım. Ama nihayetinde hepsi de bebe ipiydi. Sizler de evde kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Evet bütün bu açıklamalarımı yaptıktan sonra ölçümüze de bakalım. Ölçümüz daha güzel fikir verecektir. Bir uçtan bir uca bakalım bir kol ucundan diğer kol ucuna 62 santim yani şurada kaldı. Yüksekliğine bakalım. Yüksekliğinde baktığımız zaman 28 santimde kaldı. Yakadan altı 21 santimde. Evet bu güzel motiflerden oluşan bluzumuzu anlatmaya geçmeden önce bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz olan aboneliği abone tuşuna basarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel bluzumuzun yapımına geçelim. Kolay gelsin. Evet, motiflerimizi ben e, örerek başladım. Toplamda 10 tane motife ihtiyacımız olacak. Çeşitli e, renklerimi kullanarak karışık bir motif çalışması yaptım. Şöyle gördüğümüz gibi. Sizlerle birlikte şimdi bir tane daha motifimizi çalışarak e, tam motif sayısını yani 10 adet motife ulaşacağız. Şöyle bir tanesini inceleyelim. Bakınız göbek kısmından örerek başlıyoruz İkili trabzan kullanıyoruz bir üst sırada pembe mi kullandım yine ikili trabzanlarımızı bir üst sırada lila mı tekrar morumu kullandım ve sırası ile her rengim için bir sıra kullandım şöyle görelim diğer rengimde ya da diğerinde bakınız hepsi çok güzel, çok farklı oldu. Her bir renk değişikliği sanki farklı bir motif havası kattı. Evet, şimdi motifimize çalışmaya başlayalım. 6 zincir çekerek başlıyorum. Önce düğümümü atıyorum. Şöyle tığımı rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. zincirin içerisine gelerek batıyorum. İçinden geçip kapatıyorum. Ve hemen üzerine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Toplamda 16 tane trabzan öreceğiz. Bu birinci trabzanımız. Tığımın başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. 2 defa da çekiyorum. 1 2 Doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. 1 ve 2. Bu esnada ipimizi de böyle sol tarafa yatırıyoruz ki gizleyelim. Tekrar şöyle yarımlamışım. Onu düzelttim. Tığımın başını doluyorum. Bakınız ipimi bu tarafa aldım. Şöyle zincirimi de tutuyorum. İçinden çıkıyorum. 1 ve 2. Toplam 16 trabzan olana kadar bu şekilde örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1 2 Tığımın başını doluyorum. 1 2 Doluyorum. 1 2 16 olana kadar bu işlemimizi tekrar edelim. 16 tane trabzanım oldu. İlk zincirimden başlamıştım. Bakınız şuradaki zincirimden. Zincirimin tepe noktasına gelerek giriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve birinci rengimi tamamladım. Göbek kısmını da ördüm. Şöyle arkadan güzelce de sıkıştırıyorum. Arkadaki şu kalan ipimi hemen makasımla temizliyorum göbekteki ipimi. Diğer ipimi saklamaya da kesmeye de gerek yok şunu. Örerken gizleriz. Şimdi daha koyu olan mor rengimi alıyorum. İpimi kestiğim yerden değil biraz daha önden başlıyorum. Tığımın başını şöyle bir tane trabzanın bu minik tepeleri var ya o minik tepesinin içerisine girdiriyorum. Ve sonrasında ipimi alıyorum. İsterseniz önceden düğüm de atabilirsiniz. Şu şekilde zincir çekip tabi buraya girdirmeden de girdikten sonra da bu şekilde düğüm de atabilirsiniz. Geliyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bu birinci trabzanım oldu. Buraya aynı yere toplamda 5 tane trabzan öreceğim. Bu ilk trabzanım oldu. Hemen devam ediyorum. İkinciyi ördüm. Aynı yere üçüncüyü, dördüncü ve beşinci trabzanımı ördüm. Toplam aynı yer içerisine beş tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir ve iki tane trabzan arada atlıyorum Bakınız şu arada girmiştim şu araya giriyorum iki trabzan arada kalıyor ve başlıyorum aynı yere beş tane trabzan Bakın bu ipimi de arkadan gizliyorum gizlediğim zaman sonra içe alma almak zorunda kalmıyoruz ilk sıradan bir işlem çıkmıyor bize Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanım oldu. Yine 1 ve 2 trabzan atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atladım, 2 atladım. Giriyorum. Toplam 5 trabzanımı bu noktaya örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Yeniden tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum bakınız 1 ve 2 atladım şu ipimi de sol tarafa yatırıyorum şuraya giriyorum 5 trabzan 2 atlaya atlaya örüp tamamlayalım toplamda 8 tane böyle beşerli grubumuz olacak beşerli gruplarım örerek geldim toplamda 8 tane grup olacağını söylemiştim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 son grubumuzu ilk zincirden çektiğim yere giriyorum içinden geçiriyorum bir tane zincir çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum kestim ve yeni rengim için hazırım üçüncü rengim olarak ben sarı rengimi kullanmak istiyorum önce bir tane zincir çekip düğümümüzü atalım ve motifimizi alalım kopardığımız yerden değil yani ipimizi kestiğimiz yerden değil biraz daha geriden başlayalım Şimdi burada başlarken bir tane zincirimi çekip düğümü attım bakınız ve iki tane atladığım yerin aşağıdan tam ortaya giriyorum. Buraya ortalıyorum. İpimi alıyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Ve buradan kapatıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Sonra yine buradaki iki tane trabzanımın arasına şöyle önden giriyorum ipimi alıyorum yukarıya çıkıyorum ve burayı kapatıyorum ve yeniden 1 2 3 4 5 5 zincirimi çekiyorum ve yeniden araya giriyorum bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 modelimizi şuradaki bakınız araya girdiğimiz bölümleri yapıyoruz ve çok hoşluk katıyor bu çalışma Evet şimdi Yine buradan iki motif, iki tane trabzanın arasına giriyorum. Ta ilk başlangıç sırama giriyorum. Aralara beşer zincir çekerek sona kadar bu işlemlerin tekrarıyla ilerliyorum. Beşer zincir, aralarda da bu iki trabzan arasına gir, uzattığımız bölümleri örerek geldim. İlk başlangıç noktasının bulunduğu yerdeyim. Şimdi beş zincirimi tam iki tane, bakınız, iki ilmeğimizin bulunduğu yer var. Oraya girdiriyorum ipimi geçirip ilmeğimin arasında çıkarıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve zincirimin altından bakınız giriyorum 1 2 3 tane yeni zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirin birinci trabzan oluyor ikinci trabzan ikili olarak görüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum ve araya 2 tane zincir ilavesi yapıyorum ve yeniden 3 tane trabzan buraya örüyorum ikili olarak 1 2 3 Evet motifimizin yükseltisini ayarlamak için hemen yanındakine ise tığımın başını doluyorum bir defa da çektiğim 3 tane trabzan örüyorum yükseltilerimizi ayarlıyoruz ikinciyi örüyorum bir defa dolayıp üçüncüyü ördüm Şimdi iki zincir yerine bir zincir çekiyorum ve tekrar üç tane daha dolayıp tek seferde çektiğim trabzanlarımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum yine buradaki gibi bir tane üçlü yani bir tane ikili trabzan ve bir tane de grubum bir defa dolayıp çektiğim şeklinde olacak. Yeniden ikili trabzan grubum örüyorum. İkili trabzanımı ördüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Hemen yanındaki bölüme ise başını dolayıp 1, 2, 3 Araya bir zincir. Tekrar 1, 2 ve 3 Diğer tarafa yeniden ikili trabzanlardan oluşan grubumuzu örelim. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Köşelerimizi ördüm ikili trabzan ve tekli trabzan olarak örerek geldim en son tekli trabzanımla 1 2 3 tane zincir çekmiştim tepesine batıyorum ipimi geçiriyorum bir tane zincirimi kestikten sonra ipimi keserek yeni rengime geçiyorum yeni renk olarak ise yine koyu renkteki morumu kullanmak istiyorum bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve hemen örmeye başlıyorum köşemizden başlayalım. Bakın yine kopardığım yerden başlamıyorum. 1, 2, 3. İpimi sol tarafa yatırıyorum ve başlıyorum. İkili trabzanlarımdan 2 iki tane örüyorum. Bir tane de zincirim vardı. 3 tane trabzanım oldu. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 3 Araya zincir çekmeden bakın şuraya giriyorum şu kısma 3 tane trabzan örmüştüm onun arasına giriyorum ipimi yine şöyle alttan alıp gizliyorum 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını doluyorum 2 tane üçlü e, yarım trabzanımın arasında bir zincir vardı buraya giriyorum 3 tane trabzan da buraya örüyorum ve hemen Diğer yarım trabzanımın yanındaki bölüme giriyorum. 3 trabzan da buraya örüyorum. Hepsi ikili bu sıramız. Motifimiz de son sıramız olacak. Bir çiftli 1, 2, 3 tane de tekli oldu. Şimdi köşeme geliyorum. Köşeme geldiğimde alttaki sarı ipi de alıp yine gizleme işlemimi yapıyorum. Birinci trabzanım ördüm. 2, 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektim. Yeniden 3 tane trabzanım örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir köşeden bir köşeye ördüm. Diğer yanlarda aynı şu şekilde devam edecek. Arada 3 tane tekli grubumuz ve köşemiz. 3 tane tekli grubumuz köşemiz şeklinde diğer köşeleri de örüp tamamlayacağız kufimizin köşelerini ve aradaki üçlü gruplarımızı örerek sonuna kadar getirdim. Bir köşemiz, 1 2 3 tane tekli grubumuz. Köşemiz 3 tane tekli grubumuz şeklinde sıramızı tamamladık. Baştan itibaren şöyle bakınız. Ve bu bizim artık son sıramızdı. En son birleştirmeyi ise şu şekilde yapıyoruz. İlk zincirle başlamıştık. Bakın 1 2 3. Üçüncü zincir yuvasının içerisine şöyle giriyorum. Tığımın başını girdirip ipimi aldım. Diğer ilmeğimin arasından geçtim. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Mutfimizin kenarını tamamen örüyoruz. Şöyle başlıyorum. Bakın şu şekilde başlarsanız çok daha güzel olacak ve kolay olacak. Bir tane zincirimizi ipimizi atalım. Şöyle çekelim. Düğüm olmuş olsun. Ve köşeden başlayalım. 3 tane trabzanımı ördüm. 2 zincir çekiyorum araya. 3 tane de trabzanımı yine örüyorum. 3. Motifim büyük olmasın diye çok kaldırmıyorum. Uzun tutmuyorum. Daha küçük olsun diye böyle küçücük çekiyorum. İkili trabzanıma dikkat ettiyseniz bakınız. Ve yine bakın beyaz ipimi şöyle arkadan getirip gizliyorum ki sonradan bize iş çıkmasın. Tabi eğer yapamıyorsanız sonra mecbur elimizi tığımızı alıp temizleyeceğiz arkasını. küçük küçük ördüm üçerli gruplarımı toplamda köşeden sonra dört tane üçerli grubumu ördüm ve yine köşeme geldim köşemi 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde örüyorum 1 2 3 çeviriyorum 2 ve 3 köşemi ördüm şimdi araya yine üçerli gruplarımı örüyorum bir 2 ve 3. Şöyle şuradaki gibi bir köşeden bir köşeyi ördüğümüz gibi arada dörderli grubumuz ve köşemize geldiğimizde köşemizi örelim. Sıra sonunda birlikte olalım. Motifimin kenarını tamamen kırık beyaz renkli ipimle ördüm. Dörder tane tekli 3 trabzan grubumuz oldu. Yine köşelerimizi görmektesiniz. Şöyle yakından tutayım takılan arkadaşlarım varsa şöyle durdurarak bakabilirler. Şimdi en son trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekmiştim. Giriyorum 3. zincirin arasına ve ipimi geçiriyorum ilmeğimin arasından ve bir zincirimi çektikten sonra bu motifimi buradan ipimi keserek tamamlıyorum. Motiflerimizin kenarını beyaz rengimle çerçeve yaptım ve bir kısmını da birleştirdim. Bakınız parçamızın birisini birleştirdim. 3 tanesi şu şekilde paralel birer tane de omuzlarımıza vereceğiz. Ön ya da arka olarak bu kısmı kullanacağız. Aynı şekilde diğer parçamızı da ayarlayacağız. Ben iki tanesini birleştirdim. Diğer motiflerimizin de beyaz çerçevelerini ördüm. Zincirimi çekip düğümümü attım. Çok kolay bakınız. Buraya giriyorum ve diğer birleştirdiğim noktaya da giriyorum. Sabitliyorum buraya. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Her ikisini bakın her iki karşılıklı bölümü örüyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buradan giriyorum. Diğer taraftan örüyorum. Her ikisinin düz yönü dışarıda olacak. Ters yönler birbirine bakacak ve üçer zincir çekerek aralara giriyoruz 3 zincirimi çekiyorum bu araya giriyorum diğer araya giriyorum batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu araya ve diğer araya giriyorum sık iğnemle kapatıyorum 1 2 3 zincir bu araya diğer araya şuradaki ipimi daha sonra alta izleyeceğim 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tam köşeme diğerinin köşesine giriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ipimi kestim şimdi diğer motifimi alıyorum yine aynı şekilde hiç farklı işlem yapmadan geçiyoruz bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum köşeye giriyorum diğer köşemi de alıyorum şöyle bir tane de zincirimle sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çekip önce buradan sonra diğer taraftan 1 2 3 bu motifimden diğer motifimden karşılıklı bakınız köşeden sonra birer birer önce buradan sonra diğer hepsinin tam denk gelen yerlerine batıyoruz ne ileri ne geri 1 2 3 bütün motiflerimizi bu işlemle birleştiriyoruz 3 buradan alıyorum diğer taraf ve bir tane zincirimi çektikten sonra 3 motifim böyle birleşti. Şimdi omuz kısmına geleni de örelim. Son motifimi alıyorum. Önce buradan giriyorum. Sonrasında araya giriyorum her ikinin birleşme arasına. Geçiyorum. Bir tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen tırabzanımın yanına diğerinin yanına. Ters yönleri birbirine bakacak, düz yönler dışarıda olacak. Bunu unutmayalım. 3er zincir çekerek sona kadar gelelim. 1 2 3 batıyorum. 1 2 3. Buradan ve buradan. Çok kolay gördüğünüz gibi inşallah sizler de kolaylıkla örüyorsunuzdur. 1 2 3 tam ortaya giriyorum ve batıyorum bakın şu şekilde omzumuzu da tamamladık böyle her iki parçamız da şu an hazır bir tanesini ön bir tanesini arka olarak kullanacağız hangisini hoşunuza giderse hangi motiflerin dizilimi onu ön yapabilirsiniz Evet şimdi ipimi buradan koparıyorum ve gövdemizi de birleştirmeye başlıyoruz Motiflerimizin ters yönlerini birbiri üzerine bırakıyorum. Hem omuzlarımızı hem de yanımızı birleştireceğiz. Önce omuzlarımızı aynı şekilde birleştirelim. Şuradan başlıyorum. Şu kısımdan bakınız. Daha sonrasında devam ederek gidiyorum. Tıpkı biraz önce çalıştığım gibi bir zincirimi çekiyorum. Ve başlıyorum. Düğümümü attım. Elime alıyorum. Omuzumuzun birini birlikte yapalım. Birini de ben kendim yapayım. Batıyorum. İsterseniz şöyle ikinci bir sık iğne de çalışabilirsiniz. Bir, iki, üç tane zincir. Buradan diğerinden. Bir, iki, üç. Buradan diğerinden. Bir, iki, üç. Omuzumuzu üçer zincirle birleştiriyoruz 1 2 3 ve sonra geldim 1 2 3 batıyorum köşemi yine isterseniz bir tane daha yapabilirsiniz bir zincir çekip kapatıyorum ve omuzumuzu da bu şekilde tamamladık kolumuzun bir tanesini e, ayırdım. Şu kadar kol genişliği bize yeterli. Bir tane motifimizi tüm ayırdım. Köşemizi ve yanındaki boşluğu örmedim. Diğer motifimden de bu bölümü örmedim. Hemen bakınız ikinci boşluktan örerek sona kadar birleştirdim. Yani başlangıçtan 1 2 3 4 5 bitişe kadar örerek geldim. Şimdi diğer tarafı da sizlerle birlikte çalışalım. Buradan itibaren 5 tane olacak hemen aşağıdan başlıyorum sabit diyorum bir tane daha alıyorum 1 2 3 bu birdi 2 iplerimizi daha sonra içeri alacağım bu 3 bu yukarıya doğru geçiyoruz bu 4 bakın 1 2 3 4 5. ve son boşluğuma batıyorum ve bir tane daha şöyle girip sabitliyorum. İpimi buradan koparıyorum. Yukarıdan bakınız bir köşemiz bir de yandaki boşluk oldu. Kol ayrımlarını gövdemizi ayırdık. Şimdi ben ipleri içerisine temizleyeyim. Daha sonra kol çalışmaya başlayalım. Motiflerimi birleştirme işlemimi yaptıktan sonra kalan beyaz iplerimi de temizledim. Şu şekilde şu kısmı kolumuz için kullanacağız. Diğer kısmı da kolumuz. Buradaki görmüş olduğunuz bölümde bedenimizde kalacak. Şimdi diğer tarafında görmekteyiz. Gayet güzel oldu. Şimdi kol altından kolumuzu örmeye başlayabiliriz. Şuradan başlıyorum. Bakın şuradan diğer taraftan arka tarafın bölümünden başladım 1 2 3 tane zincir çekiyorum şu ipimi sol tarafa yatırıp gizliyorum yanına 1 2 tane trabzan örüyorum toplamda 3 trabzan oldu 1 2 tane zincir çekiyorum ipimi şu tarafa alıyorum altta kalan ipimi ve motifimin bu tarafına geçiyorum bakın şuraya 3 tane ördüm bu tarafa da 3 tane 2 zincirimden sonra trabzanım örüyorum buraya bir modeli yarısı önde yarısı arkada şeklinde kurdum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 3 trabzan bu yönde 3 trabzan da bu yönde tığımın başını doluyorum araya zincir çekmeden hemen ara boşluğa girerek bir tane trabzan örüyorum tekrar zincir çekmeden başını doluyorum şuradaki görmüş olduğunuz araya giriyorum 3 tane trabzan 1 2 ve 3 araya 2 zincir tekrar aynı yuvaya 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 tığımın başını doluyorum şuradaki bölüme bakın şuraya atlıyorum buraya batmıyorum şuradaki bölüme geliyorum bir tane trabzan örüyorum şöyle görelim ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındakine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan örüyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum yanındakine batıyorum bir tane trabzan örüyorum modelimiz bir çiftli grubumuz araya bir tane trabzan çiftli grubumuz bir trabzan şeklinde sırasıyla devam edecek buraya yine 3 tane trabzanım örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvaya girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. Şimdi sıra bir tane trabzanımın olduğu bölümde giriyorum. Bir tane trabzan. Tepe noktasına geliyorum. Şu birleşme noktasında. Buraya 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan öreceğiz. 3 trabzanı buraya öreceğiz. Diğer 3 trabzanı da diğer tarafa öreceğiz. 1 2 3 2 zinciri çekiyorum Evet tam burası omuz tepe noktası bakınız 3'ü buraya ördüm 2 zinciri çektim 3'ü de diğer tarafa geçiyorum 2 ve 3 zincir çekmiyorum bir tane trabzan örüyorum zincir çekmiyorum çift trabzan örüyorum ve burada yapmış olduğum işlemin birebir aynını diğer tarafta da yaparak aşağıya doğru iniyorum trabzanlarımı sırasıyla örerek geldim tepe noktasından itibaren sayalım bakınız tepe noktada üçlü grubun bir tanesini bu tarafa iki zincir tam ortaya çektik 3 tane trabzan bu yöne yaptık. Hemen yanındakine bir trabzan, hemen yanındakine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Hemen yanındaki bir trabzan, hemen yanındaki yine çiftli grubumuz, hemen yanındaki bir tane trabzan, hemen yanındaki gördüğünüz gibi çiftli trabzan grubunu yaptık ve bir sonraki gruba köşemizden sonraki gruba da bir trabzanımı ördüm ve başlangıç noktama geldim. Bakınız 3 trabzan bulunduğu yerde. Yani. Şöyle trabzanımın 1 ile ikinci trabzanın ara boşluğuna giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum artık ikinci sıramıza başlıyoruz ikinci trabzan tepesinden ilmeğimi kaydırdım ve zincirimi çektiğim yere geliyorum zincirimi çektiğim yerde bir iki üç tane yeni zincir çekiyorum ve ortaya örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 tane trabzan 1 2 3 Bakın tam ortaya ördüm. Tığımın başını doluyorum. Buradaki tek trabzanımın yanından giriyorum. Dışa kabartı veriyorum ve örüyorum. Ve yeniden ikili grubumuz var. Tam ortaya giriyorum. 3 tane trabzanımı ortaya örüyorum. 2 zincir içerisine. 2 tane zincir. Bundan sonraki sıralarımızda bu işlemimizi tekrar edeceğiz. 2 ve 3 bakın başa gelelim kaydırdım 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı zincir içerisine ördüm alttaki bir trabzanımızı yandan girdim trabzan olarak ördüm bir sonraki grubumuz için içine girdim 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanı bu gruba ördüm şimdi tekli trabzanımdayım yine tığımın başında oluyorum yandan girişimi yapıyorum ve dışarıya kabartı olmasını istediğim için bu şekilde örüyorum. Ve diğer çiftli trabzanlarımı aynı şekilde örüp sona kadar geliyorum. Trabzanlarımızı ve buradaki tekli trabzanlarımızı örerek geldim. Teklileri yandan girmeyi lütfen unutmayalım. Diğerlerini de içine girerek 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi ikinci sıramızın sonundayız ve yeniden başlangıç yerindeyiz. Bakınız kabartılı tek trabzanım ördüm. Şuradaki 1 ile 2'nin arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ikinci trabzandan kaydırıyorum ortadaki iki zincirin bulunduğu yere geldim ve üç tane zincirimi çekerek grubumu ve sıramı başlatıyorum üç tane trabzan iki zincir üç trabzanımı örüyorum bir iki ve üç yandaki tek trabzanımı şöyle bakınız yandan giriyorum başını doladıktan sonra Tığımın başını doluyorum, batıyorum ve bu şekilde yeterli kol ölçüm olana kadar örüyorum. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Bu başlangıcımız böyle olacak. Teklilere lütfen yandan girmeyi unutmayalım. Geçişimizde bakınız bu şekilde. Şöyle görelim. Evet sevgili arkadaşlar. Kolumun bir tanesini ben ördüm. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra ördüm. 13 sıra beyazımı ördükten sonra şöyle 3 sıra ve bu morumu iki sıra ördüm toplamda dört sıra başını dolayıp tek seferde çektim kolumun manşet kısmını bileklik kısmını da örerek toparladım ve burada daralma işlemini yaptım ben şu şekilde diğer kolumu da başladım buradaki kolumla aynı sırada ördüm ve şimdi manşetteki daralmayı birlikte çalışalım en son trabzan grubunu örüyorum ikili trabzanlarımızla örmüştük bir yandan giriyorum ve başlangıç noktama batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum Lila rengimi alıyorum. Diğer bileğimdeki uyguladığım sıraya göre uyguluyorum. Herhangi bir yerden hiç fark etmez örmeye başlıyorum. Trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İpimi sol tarafa yine geçiriyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanıma batıyorum tek seferde çekiyorum 1 ve 2 oldu 3 zincirimin olduğu yere giriyorum 4 yandaki trabzanı ördüm 5 yandakini ördüm 6 ortaya batmıyorum tığımın başını doluyorum diğer trabzanıma geçiyorum 7 ve 8 sırasıyla battım bakınız ortadakini örmedim 8 defa ördükten sonra bir tane atlayıp daralmaya geçiyoruz. Bakın bunu atlıyorum. Bir sonrakine batıp tekrar 1 diye sayıyorum. 1 2 3 4 Şuradaki beyaz kestiğimiz ipimiz değilmiş. 4 Burayı atlıyorum. 5 Bu o, yandan aldığımız trabzanlarımıza batmayalım. 6 7 8 ve 8 ortaya da bir tane batıyoruz 8'i ördükten sonra sıradakini atlıyorum bir sonrakine batıyorum ve başlangıç yerime kadar birer birer örerek geliyorum sona kadar geldim 8 defa ördüm bir tane atladım ve başlangıç noktama geldim burada zincir çektiğim yerle trabzanın arasına tığımın başını girdiriyorum kaydırıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum ipimi kestim ve diğer rengimi alıyorum pembe rengim kullanmışım diğer kolumda burada da yine pembe rengimi alıyorum ve bir tane zincir çekerek başlıyorum düğüm atıyoruz bu şekilde şimdi ipimi kestiğim yerden değil herhangi bir yerden başlıyorum birazcık daha önden başlayayım yine 8 tane de bir kesiyorum bir zincirimi çektim hemen yanındakine batıyorum ve ipimi yine araya aldım bu kez bakın dümdüz örüyoruz 2 3 4 5 6 7 7 tane örelim bir keselim 7 ördüm bir atlıyorum diğerine batıyorum her 7'de bir eksilme işlemini yapalım atlıyorum diğerine batıyorum ve bu şekilde sona kadar gelelim 7 tane örelim bir tane atlayalım kol ağzımız bu şekilde toparlanmaya başladı en sona geldim yine zincir çektiğim yerle trabzan arasına tığımın başını girdiriyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum son iki sıramız kaldı son iki sıramızda da morumuzu kullanıyoruz şöyle herhangi bir yerden başlayalım burada yine eksilmelerimize edeceğiz. Burada da bir tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Yine ipimi diğer tarafa şöylece yatırdım. Hemen yandakine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 örüyorum. Gidiyorduktan sonra bir atlıyorum diğerine geçiyorum. 7 tane örüp bir tane atlayalım ve 2 sıra örelim. Morumuzu 2 sıra örüp bitirelim. Son sıramıza kadar örerek geldim. Bakın şu şekilde bayağı daraldık. Eğer daralma sizin için yeterliyse son mor sıramızda eksilme yapmayabilirsiniz. Yani atlamadan birebir hepsini örebilirsiniz. Eğer birkaç tane daha eksileyim daha derli toplu olsun derseniz yine 6-7 sırada bir tane atlayabilirsiniz. Yine ikinci sırasına morumu geçiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. 2 3 8 tane örüp bir tane atlayarak tamamlamak istiyorum. İki sıramızı da örerek tamamladım. Başlangıç noktama geldim. Hemen tığımın başını girdiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra örmüş olduğum kolumu bu şekilde tamamlıyorum. Kolumuzun sık iğnelerini örerek tamamladım ve her iki kolumuz da bu şekilde bitmiş oldu. Ve şimdi sırada gövde kısmını Örelim. Gövde kısmımızda da aynı şekilde modelimizi yani kolumuzdaki modelimizi uygulayalım. Hemen başlayalım. Şöyle çeviriyorum. Bu şekilde çevirelim ve hemen yandan ilmeklerimizi alarak örmeye başlayalım. Şöyle bir motifimizin ortasından başlayalım şuradan. Bakın tam yandan değil. Hemen biraz diğer motifimizin ortasından başlıyorum ki daha düzgün ilerleyebilelim. Birleşme, birleştirme noktam burası kolumun altı bakınız hemen birleşme noktası değil yanındaki değil bir yanındaki yani şöyle baktığımız zaman birleştirme noktasının bir ve ikinci yanından başlıyorum. Bir iki üç tane zincirimi çekiyorum ipimi sol tarafa doğru yatırıyorum tığımın başını alıyorum buraya üç tane trabzanım örüyorum bir iki ve üç. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere üç tane trabzanım örüyorum. Bir, iki ve üç. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yanındakine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan çektim. Tığımın başını doluyorum. Buraya tam ortaya giriyorum. Tam ortaya bir ve iki. Bir tane trabzanım örüyorum. Ve ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. Buraya batmıyorum. Bakın buraya girmiyoruz. Hemen buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3. 2 zincir, 3 trabzan. 1 2 ve 3. Şöyle bakalım. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki hiç atlamadan bir trabzan. Başını doluyorum. Hiç atlamadan 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanım aynı yere örüyorum 1 2 ve 3 tekrar ilerliyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzan tığımın başını doluyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ördüm tığımın başını doluyorum hemen bakınız köşedekine giriyorum bir tane trabzanımı bu noktaya örüyorum tığımın başını doluyorum bu noktaya tam orta bakınız tam e, bu kısım yakamızın denk geleceği yani birinci motifimizin bitirdiğimiz yer buraya da 3 tane trabzanım 2 zincirim 3 trabzanımı örüyorum bakın şu şekilde yaklaştırayım ki herhangi bir şekilde aklımızda herhangi bir şey takılmasın tığımın başını doluyorum bir trabzan yani genelde bir trabzan bu grubumuzu güzelce yerleştiriyoruz motiflerimize uygun bir şekilde gerekli yerde atlayabilirsiniz olmazsa olmaz diye bir kuralımız yok çünkü önemli olan burada en düzgün yerleşimi yapmak bir tane trabzanımız bir tane üçlü grubumuz üçlü grubumu örüyorum ve kol altına doğru geliyorum iki tane daha trabzanımı örüyorum bir tane trabzanımı örüyorum ve yeniden üçlü grubumu öreceğim buraya bir iki üç iki zincirimi çekip tekrar aynı yere bir iki üç bakın buraya ördüm diğer tarafa da tekliği örüyorum ve aynı şekilde birer birer örerek gidiyoruz. Yani bir tane trabzan, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bir trabzanımız grubumuz, bir trabzanımız grubumuz örerek başlangıç yerimize kadar devam edelim. Başlangıç yerime kadar örerek geldim. Bakınız bir tane trabzan grubumuzu, bir tane tek trabzanımızı, trabzan grubumuzu tek olarak ördüm. Ve başladığım yerdeyim. Zincirimi çektiğim yeri görmekteyiz. Bakınız Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İnşallah sizler de çok güzel bir şekilde yerleştirme işlemimizi yapmışsınızdır. Eğer çok sık gibi olan yer olursa bakınız şurası bayağı sık olacaktı. Ben bir tanesini bu tarafa bir tanesini de bu tarafa ayarladım. Sizler de bu şekilde inisiyatif kullanarak çalışmamızı devam ettirebilirsiniz. Evet şimdi bu hatırlatmamı yaptıktan sonra birinci trabzanı şöyle altından girelim ve ilmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve hiçbir değişik işlem yapmadan tıpkı kolumdaki gibi örmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanımı ikinci sıra başında örüyorum 2 zincirimi çekiyorum ve yeniden 3 trabzanımı örüyorum İkili olarak örüyorum ve bir tane olan trabzanımı yandan girişimi yapıyorum 1, iki defa da alıyorum tekrar 1 2 ve 3 araya 2 zincir aynı yere giriyorum 3 trabzanımı örüyorum şimdi bu şekilde ve geçişimizi aynı işlem tekrarıyla sürekli örelim ve istediğimiz boy ölçüsü gelmesine yakın yeniden görüşelim ama bu şekilde örmeye devam edelim bluzumun beyaz kısmını da ördüm. Gövdemi biraz büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıra ördüm. Şimdi alt sırayı lilamızla toparlamak istiyorum. Bitirmek istiyorum. Bir tane zincirimi çektim ve şöyle yandan başlıyorum. Bir tane bakınız şu şekilde trabzanımın bulunduğu yere batıyorum. Ve buraya sabitliyorum kendimi ve bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ve buradaki bakın şuradaki ilk yuvaya gelerek batıyorum ipimi de şöyle gizliyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum ikinciye batıyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum üçüncüye batıyorum tekrar aradaki zincirime bulunduğu yere geldim buraya iki defa batıyoruz bir ve iki sonra Yeniden trabzanımın bulunduğu yere bakın. İlk trabzanımın boşluğuna batıyorum. İkinci trabzanımın boşluğu. Üçüncü trabzanımın boşluğuna batıyorum. Her birine birer battım. Ortaya iki defa battım. Şimdi teki tek trabzanıma yine tepeden giriyorum. Ve diğerlerine de aynı şekilde bir defa başını dolayıp çekiyorum. Ortaya iki defa diğerlerine yine ilkine batıyorum ve bu şekilde başlangıç yerime kadar örüyorum mor sıra morumuzla en son sıramızı tamamlıyoruz bluzumuzun etek uçlarını da bu şekilde tamamladım en son başlangıç noktamıza kadar geldik başlangıç noktamıza şu şekilde zincir çektiğim yere gelerek tığımın ucunu girdiriyorum ilmeğimi alıyorum kaydırarak ve bir tane zincirimi çekerek buraya düğümümü atıyorum ve ipimi bu noktadan keserek sıramı tamamlamış oluyorum şimdi bluzumuzun yaka kısmını da hemen çalışalım morumuzu kendi rengi içerisinde şöyle yedirtelim Evet ve şöyle bakalım bakınız uzun etek ucu da gayet güzel oldu şimdi yaka kısmımızı birlikte çalışalım beyaz rengimle toparlamak istiyorum yakamızı öncesinde bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve alıyorum şuradan bakınız omuza doğru olan kısımdan giriyorum bir iki tane zincir çekiyorum ipimi yatırıyorum, hemen buraya başını dolayarak giriyorum, tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum, diğer tarafa giriyorum grubuma, tek seferde çekiyorum ve başlıyorum. Diğerlerine de birer birer batıyorum diğer trabzanlarıma. Başını doluyorum, başını dolayıp batıyorum, bakınız. Hepsine birer birer tek seferde çekiyorum. Yakamızı toparlayacağız. Bu işlemimiz sonucunda ilerliyorum. buraya bir tane batıyorum diğer tarafın tam ortasına bir tane batıyorum ve birer birer bakınız başını dolayarak devam ediyorum aynı işlemlerimi tekrar ediyorum birer birer başını dolayıp tek seferde başını doluyorum şu köşeye kadar gelelim köşemize kadar geldim bakınız tam şöyle şöyle tutup göstermek istiyorum şuradan başlamıştım diğer tarafa kadar geldim diğer tarafın bulunduğu noktadayım. Şimdi aynı yere bir defa daha batıyorum, çekiyorum. Büküyorum. Bu kez şuraya tam dönme yerine bir ve aynı yere bir daha batıyorum. iki ve diğerlerini birer birer örüyorum. Tam dönme yerimizi sadece iki defa olarak örüyoruz. Diğerlerine yine birer birer örerek ilerleyelim. Burada bakınız İki defa buraya iki defa da bu motifimizin uç noktasına ördüm. Köşelerimin hepsini ikişer ikişer örerek geldim. En son köşemi de bakın şu şekilde birleştirdim. Başlangıç noktama geldim. Hemen yanından girdim ve ilmeğimi kaydırdım. Şimdi ikinci sıramıza çalışmaya başlıyoruz. Bir iki tam köşedeyim. Bakınız tığımın başını doluyorum. Bir alıyorum. Burası köşe olduğu için ve bir sonrakine giriyorum. Bir alıyorum. Hepsini tek seferde çekiyorum. Burası yuvarlak güzel bir dönüş olsun diye. Sonrasında tekrar sırasıyla gidiyorum. 2 3 4 4 defa ördüm. 5. atlıyorum. 6. batıyorum. Şöyle yakayı toparlama adına. Tabii şöyle daha sık yaparsak daha güzel olacak. Şöyle bir alalım örmeden diğerini alalım. Diğeriyle örelim. O zaman hiç delik almayacak. Tığımın başını doluyorum. Bir örüyorum. iki örüyorum. Üç örüyorum. Dört örüyorum. Dördüncü, beşinci hangisi daha uygun olacaksa yapalım. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve bir sonrakine yine bu kez bakın başını dolamadan girdim. Ve tek seferde çektim. Yani burada bir daralma yaptım. Yakamız toplama adına. Sonra bir, iki, üç. 4 5 5 tane ördüm 6. yatağımın başını doluyorum aldım 7. sadece girdim hepsini çekiyorum burada eksilerek yakamızı toparlıyoruz aslında 2 3 4 5 tığımın başını doladım giriyorum bir sonrakine sadece giriyorum ve çekiyorum ve bu şekilde örerek devam edelim. Tam köşelerimizin olduğu yere geldik. Yani tam şöyle bakınız yakamızın bulunduğu alt kısım gövde kısmına gelen yerdeyiz. 2 2 ördüğümüz bölümdeyiz. Ve burayı da aynı şekilde örüyoruz. Başını dolayıp alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Çekiyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Başını doluyorum. Bir sonrakine sadece batıyorum ve çekiyorum. Burayı da şu şekilde geçiş yaptık. Ve sonra başını dolayıp yine 1 2 3 4 5 defa örüyorum doluyorum altıncıyı aldım dolamadan yedinciyi aldım ve çekiyorum ve bu şekilde köşelerimizde aynı şekilde yaptım diğerlerinde 5 örüp 6 ile 7'yi tek seferde çekelim başlangıç yerimize kadar bu şekilde örelim Sona kadar daralmalarımızı yaparak geldim. Eğer gerek görürseniz 4, 5 değil daha erken de daralma yapabilirsiniz. Evet tığımın başını doluyorum. Giriyorum. Bir sonrakine batıyorum. Ve şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Ve yakamızı da beyaz kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve mor rengimi alıyorum beyaz tamamladığımız beyazın üzerine şöyle omuzumuzun tepesinden başlayalım. Bir, iki. Aynı yere batıyorum. İki tane zincir çektim. Bir, iki. Bir atlıyorum. ikinciye batıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı yere batıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. ikinciye batıyorum ve bir iki zincir çekip aynı yere batıp küçük tomurcuklar yapıyorum bir iki zincir çekiyorum bir atlıyorum iki atlıyorum ikinciye batıyorum yani iki zincir çekip aynı yere batıyorum ve bu şekilde en son sıramızı şöyle kirpiklerle örelim başlangıç noktama kadar geldim İki tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincir çekerek ipimi buradan keserek tamamlıyorum. İpimi kestikten sonra fazla olan iplerimi iç kısma doğru alarak gizliyorum ve artık bluzumuzu bu işlemimiz sonucunda tamamlamış olduk. Şöyle alalım. Ve son haline birlikte bakalım. Evet bluzumuzun son hali de bu şekilde oldu. Bakınız gayet güzel oldu kollarımız, yaka kenarımız ve etek ucumuzu bu şekilde tamamladık ve çok şık oldu. Umarım sizler beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim, hoşuma gitti. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.